Arkadaşlar merhaba, ben Cengiz Hoca ve Cengiz Hoca'yla Ayarlı Edebiyat'ta denemelerimizi ayarlamaya devam ediyoruz. 27. denememize gelmişiz. 27 tane deneme çözmüşüz arkadaşlar. Bu kolay bir şey değil. Anlatılabilecek, böyle hemen geliştirebilecek bir şey değil aslında. Bütün bunları sizin için yapıyoruz. Sizin için ayarlamaya, ayar vermeye de devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize her zamanki gibi kalbimi gönderiyorum. Başınız dara düşerse Ayarlı Edebiyat'ı Instagram'dan arayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Uyumuyorsak cevap vermeye çalışacağız. Hocam daha fazla uzatma. Abone oluruz olmazı, sağlık olsun. Olduğu kadar, olmadığı kader diyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. 27. denememizde şu anda ekranlarınızda. Şimdi şöyle hemen sorumuzu bir şöyle önümüze alalım bakalım. Birinci sorumla başladım. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Tanzimat dönemi edebiyatımızla batıya yönelişimiz sırasında romantizm bile yerini realizme bırakmış bulunduğundan daha önce yaşantısını bitirmiş olan klasizmle tanışmamız ve klasizm edebiyatımıza getirmemiz mümkün olmamıştır diyor. Hocam ne anlatıyorsun? Çok zor, sıkıntılı işler bunlar. Klasizm 39'da yani siyasi tanzimattan aşağı yukarı 30 yıl kadar sonra klasiklerden falan tercümeler yoluyla Molière'den yaptığı tercümeler var buradaki boşlukta. Molière'den tiyatro çevirileri, tercümeler gördün mü gözünü kapatıp hemen Ahmet Vefik Paşa'yı yapıştırmak zorundasın değerli arkadaşım. Namık Kemal, Cezmi, İntibah, Vatan Yavuz Silistre, Günnial, Karabela Akif Bey, Ahmet Mithat Efendi Yazı Makinesi, Abdülhakamit Tarhan, Tezatlar şairi olarak düşünebilirsin. İlk pastoral şiirimiz Sahra'yı Makberi yazmış. Finten, Nestere, Neşber gibi eserleri var. Şinasi de ilklerin adamı. 2. Parçaya göre dizelerden hangisi saf şiir anlayışını temsil eden bir örnek olabilir? Saf şiirin kurucusu Ahmet Haşim olarak düşünülür. Daha sonra Yahya Kemal bunu geliştirdi. Cumhuriyet döneminde de öz şiir olarak karşımıza çıktı. Kim var burada? Ahmet Muhittin Anas, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı, Necip Fazıl gibi kişiler vardı. Saf şiire dair görüşlerini derli toplu bir metin etrafında toplayamamış olsa da Türk Edebiyatı'na saf şiiri bir iddia olarak ortaya atan ve bu şiirin teorisini kuran kişinin Yahya Kemal olduğu kabul edilir. Hocam hiçbir şey anlamadık burada. Ona göre saf şiir düşünceyi temel almaz diyor bakın. Bu şiirin tabiatına aykırı bir durumdur. Şiirde aranması gereken en önemli özellik her şeyden önce bir hissin olması. Yine ahenk önemli, ritim önemli arkadaşlar. Güzel şiir yazmak önemli saf şiirde. Uyuşamayız yollarımız ayrı, sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Hocam burada bir ritim falan, ciğercinin kedisi çok fazla böyle saf şiir özelliği görmedim. Bu umut özgür olmak, bu biraz daha toplumla ilgili sanki. Derdine ekmeğini bölüştüğüm türküleriyle bizi ağlatan memleketli memleketten bahsetti. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. Buradaki ritmi, ahengi, aruzu yakalayabildik. Yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı? Yoğunluğa yaşayacaksın. Yine burada çok fazla bir musiki, ritim, ahenk, müzikalite unsurundan saf şiirden bahsedemeyiz ve cevabımız D seçeneği olur. 3. Dörtlükle ilgili hangisi yanlıştır? Sarhoşlar çoğaldı, kalmadı ayık. Satirik şiirin bir örneği. Bu asır böylece hallere layık. Müzevvirin adı Muhbir-i Sadık. Yani Arabozan'ın adı Sadık olmuş, muhbir olmuş. Şimdi kişi bildiğine gidiyor. Ben ne yaptım hocam burada? Eleştiriyi gördüm. İlk iki dize arasında Tunçuyak, Ayık, Layık'ın içinde. Tamam. 11 lece ölçüsü saydım. 11 var. Halk edebiyatı geleneği. Hocam dörtlük AAAB gitti. Kafiye düzeni gördüğünüz gibi. Hocam o zaman buna halk edebiyatı geleneği diyebilirim. Sarmal, Uyak burada maalesef yoktur değerli arkadaşlarım. Sarmal Uyak neydi? A, B, B, A şeklinde kafiye örgüsüydü. Geldim dörde. Diyor ki bu diyalogdan hareketle hangisine ulaşılamaz? Önce diyaloğu bir böyle çözümleyelim bakalım. Yazar Sait Faik Abasıyan'ın ilk öykü kitabı beni de çok etkilemişti. İlk öykü kitabı. Sonra bu kitabı dahil yazarın tüm öykülerini okumuş. Romanlarından ise sadece birini okuma fırsatını bulabilmiş. 52'de bir takım imsalar adına yorulan romanı, sadece bu romanını okumuş. Tamam. En beğendiğiniz öykü hangisidir?
40'lı yaşların ortalarını geçmiş, bazı kırgınlıklar, küskünlükler yaşamış, kitapları yayınlamasına rağmen fazla para kazanamayan, yalnız arayan bir insanın öyküsünü anlatan kitabı en sevdiğimdir demiş. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey diyor ama İstanbul'da insanı sevince her şey bitiyor da ekliyor. 10 numara. Sait Faik, başta hikaye olmak üzere roman, şiir, röportaj, tenkit türlerinde eserler yazmış. Gerek sayı bakımından gerekse eğilimleri açısından sanatçının en çok üzerinde durduğu tür hikaye olmuş. Edebiyatımızda hikayeci olarak yerini almış. Yazar Medar-ı Maişet Motoru adlı kitabı okumuştur. Yazarın en beğendiği Abasıyan'a kitabı Alemdağ'da Bir Yılan, şurada bahsetti ondan. Yazar Semaver adlı öykü kitabından çok etkilenmiştir. Yine ondan da Semaver adlı öykü kitabından çok etkilendiğini söyledi yukarıda bana. Eleştirmenin söz ettiği röportaj türündeki eser yaşamak hırsıdır. Bu biraz sıkıntılı, bir dursun bakalım. Eleştirmenin söz ettiği şiir türündeki eser Şimdi Sevişme Vakti. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gittiğimizde bakın. Şimdi Sevişme Vakti var, doğrudur. Semaver Sait Faik Abasıyanık. Alemdağ'da Var Bir Yılan Sait Faik Abasıyanık. Medar-ı Maişet Motoru yine Sait Faik Abasıyanık. Yaşamak hırsı da Sait Faik Abasıyanık'a ait diyebilirsiniz ama bu bir çeviri eserdir. O yüzden röportaj değildir bu. Sait Faik Abasıyanık'ın röportaj türündeki eseri Mahkeme Kapısı'dır. Ama çok fazla bilmenize gerek yoktur bunu arkadaşlar. O yüzden cevabın D seçeneği olması gerekli. Burada dediğim gibi bakın Semaver Sarnıç, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Medar-ı Maişet Motoru gibi eserler sıklıkla sorulur Sait Faik'te. Bu dörtlükle ilgili hangisi söylenemez? Farklı kafiye türleri, benzetme, kişileştirme, ruh haliyle mekan bütünleşmesi var. Nesnel bir algılama, masal ya da efsanelerdeki imge ve söyleyişlerden yararlanılmış. Bakalım. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Bu gece yarısında iki yoldaş uyanık, biri benim biri de serseri kaldırımlar. Gibiyi verdi bana, kaldırımları kişileştirdi, şu gitsin. Anlatıcının ruh haliyle mekanın bütünleşmesi, tamam, kaldırımlar anlatıcının ruh hali olabilir. Ahenk sağlamak amacıyla farklı kafiye türleri var. Kapanık, yıldırımlar, uyanık, kaldırımlar, larlar, redif. Ne kaldı burada şimdi? Dırım, dırım, dırım. Bunlar zengin uyak. Uyanık, kapanık, kapanmak, uyanmak, ıklar, redif olsa ne kaldı? Anlar, tam kafiye olarak değerlendirdim. Bu soru, bu da gitti. Masal ya da efsanelerdeki bir imge ve söyleyişlerden yararlanmıştır. Hocam biri benim, biri serseri kaldırımlar, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler, gözüne mil çekilmiş gibi bir ama gibi evler. Bunları imge, çağrışım olarak, kapalı bir anlatım olarak düşünebiliriz. Cevabımızın D seçeneği olması gerekir. 6. Dizelerle ilgili hangisi yanlıştır? Koç Köroğlu girdi meydana falan. Tam kafiye kullanmıştır. Almaya, dalmaya, dolmaya, kılıncı. Maya, 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 redif, L'ler, yarım, kafiye. Redife yer verilmiştir. Redifi bulduk. 11'leci ölçüsü zaten var. Onu sayabilirsiniz. Aliterasyondan yararlanmıştır. Sarma kafiye düzeni A, 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 B var burada. Sarma kafiye düzeninin varlığından söz edemeyiz. Tam kafiye kullanmıştır. Nasıl oldu hocam o zaman? Tekrar bir bakalım. Koç Köroğlu girdi meydan almaya. Almak, al kökü. Dalmak, derya, dolmak. Bunları mecburen mayalara redif dediğinde al, dal, dol kaldığında buradaki L'leri ben yarım uyak almam gerekiyor. Şurada bir hata var arkadaşlar. Burada tam kafiye yok. Dikkatli olun. 7. Hangisi söylenemez? Halk şiirinin güzellemesi. Dadaloğlu hile yoktur işimde. Yiğit olan yiğit görür düşünde. At dördünde güzel 15 yaşında. Severim kıratı bir de güzeli. Güzel var güzelleme. Sakın ola buna gidip de böyle güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt zaten. Buna pastoral, mastoral şiir demeyin. İçerik açısından lirik şiir, tamam zaten aynısı. Son dörtlük olduğunu mahlastan, tapşırmadan anladım. Ahenk sağlamak amacıyla kafiye ve redif var. İşimde, düşünde, yaşında. Tamam, yaş, iş,
imde, düş, ünde, yaş, ında falan dediğinde burada kafiye de var, redif de var. Telmih aracılığıyla kurmaca ve gerçeklik neye telmih yapmış, neyi hatırlatmış? Hiçbir şey bize hatırlatmıyor ve cevap E seçeneği oluyor. 8. Dörtlük içerik açısından hangi şiir türüne ait olabilir? Oklar uçup gider sabanlar gibi, mert de aşıp gider aslanlar gibi, kılıçlar oynaşır ceylanlar gibi, kesilir ne başlar meydan içinde. Kılıç, baş kesilmesi, sonra mertlerin aslanlar gibi itmesi ok, kahramanlık var, epik şiir oldu. Didaktik, öğüt, satirik, eleştiri, pastoral, köy, kır, çoban, birik de aşk, sevgi, güzellik. 9. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Bilinmeyen ilk devirlerden itibaren sözlü gelenekte doğup gelişen, çoğunlukla insan, dünya, evren ve tabiat olaylarının oluşumunu neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak açıklayan, inandırıcılık, bakın burası önemli, iddiası olan ve gelenekle olağanüstü olayları nesir diliyle anlatan halk edebiyat anlatım türüne nokta nokta denir. Arkadaşlar, inandırıcılık iddiası varsa bu bir efsanedir. Zaten efsaneleri destanlardan ayıran en önemli yönlerden birisi de halkın bunlara inanmasıdır. Şehir efsanesi derler ya, işte Van Gölü efsanesi, Ağrı Dağı efsanesi gibi. O yüzden cevabımız A olur. Hikayelerde böyle olağanüstü olaylar falan, inandırıcı iddiası, bu gibi durumlar zaten yok. Fable'da hayvanlar olması lazım. Fıkra başlı başına başka bir tür. 10. Dizelerin hangisinde irsali mesel sanatı vardır? Kalem böyle çalınmıştır yazıma, yazım kışa uymaz, kışım yazıma. Hocam, irsali meselde atasözü olması lazım. Dört yanımı gurbet yazmış kaderim, dosttan mektup gelir biter kederim. Geç. Yürü kutsal hedeflere, ölsen bile gam değil, hiç olmasa geleceğe kalsın iz, boş oturma, boş oturma, iz kalsın zor. Dedim Dilber Emre haklını aldın, dedi şu cihanda beni mi buldun, geç. Demişler ya kuvvet birlikten doğar. Bak, birlikten kuvvet doğar. Cevabımız E oldu. 11. Bu beyitte olduğu gibi şairin kendini övdüğü kaside bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Hiç okumana gerek yok. Zaten burayı vermeseydi zor bir soru olurdu. Pir tuturak u hoş eda, ne hafızem ne muhteşem. Bak, muhteşemim diyor. Kendini övüyorsa Fahriye bölümü oldu. Metiyede başkasını övecek, duada duada üstüne, girizgahta girecek, teşbihte tasvir yapılıyor genellikle. 12. Hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir? Ergenekon ve Bozkurt, Göktürklere ait olan doğal destanlardan İslamiyet öncesinde. Göç ve Türeyiş, Uygurlara ait olan destanlar İslamiyet öncesinde. Alpertunga ve Şu, İskitlere ait olan destan yine İslamiyet öncesinde. Battal Gazi'de böyle bir durum söz konusu değil. 13. İçerik özelliklerinden hareketle beyitlerin hangi metin türünden alındığı söylenebilir? Bitir bir işi gayre, sonra tut yüz. Ki bir koltukta sığmaz iki karpuz. Döner şerre sakın uzatma hayrı, uzat şerri ki hayra döne seyri. Surname'de şenlik, habname'de uyku, seferatname'de elçiler olması lazım. Seyahatname'de gelip gözülen yerler, pentname'de öğüt. Yukarıda da bana ne yapıyor? Öğütler veriyor. 14. Söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Çeşitli nüshalar baskısıyla günümüze ulaşan eser 12. yüzyıl. 12. yüzyıl dedi mi kitabı Dede Korkut, Divan-ı Lügat Türk ve Kutadgı Birlik gitti. Çünkü şu ikisi 11, bu da 15. yüzyılda bulunmuş. Sıkıntı yok. 12'de ortaya çıktı ama 15'te yazıya geçirildiği söyleniyor. Şimdi Edip Ahmet Yükneki tarafından zaten dedi bana olayı bitirdi. Gazel tarzında kafiyelenmiş bazı manzumeleri var diyor. Zaten bu geçiş dönemi eserleri içerisinde dili en ağır olanı da Atabetül Hakayık'tı. Divan-ı Hikmet Edip Ahmet Yükneki'nin değil, Ahmet Yesevi'nin. Divan-ı Lügat Türk Kaşgarlı Mahmut, Kutadgı Birlik'te Yusuf As Acib'in olması gerekiyor. 15. Buna göre hangisi musammat gazel değildir? Musammat gazel arkadaşlar, dize ortalarından uyaklı gazellere verdiğimiz isim. Bakın, canan derman. Kalmadı bu hüsün baki, eyle sana yarım kalımı. Burada bir sıkıntı yok gibi. Sandın, yandın. Sonra geldin, burada ne var? Gözden firar, kalpte tasdik. Firar, esrar. Hubum, habibim. Burada da turum, hubum. Beyiştim, habibim gibi. Buralarda biz musammat gazeli bulabiliriz. B seçeneğinde musammat gazel durumu yok. 16. Parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyıl. Bakıyorum, Nedim 18, Baki 16, Şeyh Galip 18. Kaldı 2 tane.
Zaten devamında deyim atasözlerine bolca yer veren sanatçının Hayrabat ve oğluna yazdığı Hayriye adlı mesnevisi var. İkemi tarzın önemli temsilcisi. Nabi'yi kesinlikle bilelim arkadaşlar. Nefi'nin de Siyam'ı kazası vardı. Baki Sultan'ın Şuara'ydı. Kanuni Mersiyesi vardı. Şeyh Kadim'in de Hüsnü Aşkı var. Bunlar önemli eserler. Bunlardan yine soru gelecek. 17. Hangisi Servet-i Fünun döneminin özelliklerinden biri değildir? Şiiri düz yazıya yaklaştırıyor. Özellikle Halis Ziya ile beraber mensur şiirin örnekleri veriliyor. Şiirde bireysel temalar var. Sanat için sanat var. Batılı şiir biçimleri tam anlamıyla geldi Servet Fünun döneminde. Gazete ve tiyatro alanında ilerleme değil, gerileme var arkadaşlar. Devrin siyasi atmosferinden dolayı olduğu söyleniyor bu durumun. 18. Söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Gerek sosyal gerekse metafizik konulardaki ahlakçı ve filozofça davranışı ona zaman zaman divan edebiyatındaki kemi şiirin adeta son bir temsilcisi ve bir halk filozofu görünüşünü verir. Yakın arkadaşı Namık Kemal'in eleştirisine uğrasa da o ünlü şiirinde geçen aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bakın zaten şiirlerinde böyle özdeyiş özellikleri görünüyor bu kişinin. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Yine bir baht olanın bağına bir katresi düşmez. Baran yerine dürrü güher yağsa semadan gibi beyitleri birer atasözü sağlamlığı ve etkileyiciyle günümüze kadar ulaşmıştır. Bunları gördüğünüzde arkadaşlar eleştiri diyor zaten. Kime tahrib arabat harabat, yukarıdaki bilgiler bizi Ziya Paşa'ya götürecek, önemlidir, dikkat edelim. 19. Tecerle ilgili hangisi söylenemez? Şiirlerinde yer yer Anadolu halk motiflerini işlemiş, zaten memleketçi şiirin bir temsilcisi. Koç Yiğit Köroğlu şiirlerinin yer aldığı yapıttır, bu bir dursun. Köşebaşı adlı oyununda eski bir İstanbul mahallesini bütün havası kişileri töreleriyle tanıtmış, doğrudur. Aşk Veysel'i tanıtmıştır. Ece ölçüsünü yeni biçimler aramış, batılı şiir anlayışından aşık tarzı söyleyişe yönelmiştir diyebilirim. Koç Yiğit Köroğlu adlı eserler bir şiir değil, nedir? Tiyatrodur. Bir Pazar Günü Satılık Ev, Koç Yiğit Köroğlu gibi eserleri vardır zaten. Neredesin diye ünlü bir şiiri var. Yine orada bir köy var uzakta da meşhur şiirlerindendir arkadaşlar Ahmet Kutsi Tecer'in. 20. Hangisi Karagöz'ün bölümlerinden biri değildir? Mukaddime, muhavere, fasıl, bitiş. Mukaddime'de giriyor, Hacivat Karagöz'ü çağırıyor. Muhavere'de karşılıklı konuşuyorlar. Fasıl'da asıl oyun var, bitişte oyun bitti. Nareke bir düdük arkadaşlar olarak düşünebilirsiniz. Yani çalgı aleti. 21. Boş bırakılan yerlere sırasıyla neleri getirebiliriz? Türk Edebiyatı'na ilk çeviri roman olan Telemak'ı yazan kişi kim? Yusuf Kamil Paşa, ilk yerli roman Şemsettin Sami, Ahmet Mithat Felahattin Bey'le Rakım, Ahmet Vefik Paşa Molière'den çeviriler, Şemsettin Sami Taşuk-ı Talat Vefat'ında zaten söyledik, bunu da söyledik. Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşti Küçük Şeyleri var, Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası, Namık Kemal Cezmi ve İntiba, Sami Paşazade'de söylediğimiz gibi cevabımız C seçeneği oldu, ayarla hocam. 22. Söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? Edebiyata şiirle başlamış, sonrasında öykü ve roman yazmış. Hocam herkes bunu yapmış zaten. Günümüzde Kürk Mantolu Madonna romanıyla en çok satan yazarlar arasında. Bu önemli bak. Bunu bilmiyorsan sınava gitmene gerek yok. Oturuyorsun, gidenleri izliyorsun arkadaşım. Bu çok bilinmesi gereken bir eser zaten. Sonra Sait Faik Abasıyanık'la birlikte Türkiye'de modern öykünün kurucu ismi olarak kabul ediliyor. Ama Sabahattin Ali daha çok Maposan tarzı hikayenin temsilcisidir. Bunu da cebimize koyduk. Necati Cumalı, Susuz Yaz, Boş Beşik, Acı Tütün, Tütün Zamanı gibi eserleri var. Haldun Taner Keşanlı Destanı Şahane'ye Yağmur Yağıyordu, Ay Işığında Çalışkur. Rıfat Ilgaz'a Babam Sınıfı, Yarenlik Sınıf Yaşadıkça. Nazım Hikmet zaten serbest şiirin, toplumcu şiirin temsilcisiydi. Memleketinden insan manzaraları, Taranta Babaya Mektuplar gibi eserleri var. 23. Söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Romanda 3 kuşak. Zaten 3 kuşağı gördün mü yapıştıracaksın. Toplumsal çözülme ve yozlaşmanın seçilen roman kişileriyle somutlaştırıldığı bu eserde batılılaşmanın yanlış algılanması da var yine yer yer. Romanın sonunda hüsrana uğrayan yalnızca Naim Efendi ve Hakkı Celis değil. Naim Efendi kimdir? Dededir. Hakkı Celis de o kızı seven
çocuktur arkadaşlar. Naim Efendi, Seniha gibi karakterler var burada, Servet Bey gibi. Neden bahsediyor? Kiralık Konak'tan. Fatih Harbiye'yi denemelerimize çok fazla yer verdik, Payami Safa. 3 İstanbul'da Adnan Bey var, Mithat Cemal Kuntay'ın bir eseri. Sinekli Bakkalı zaten kesinlikle, bir Recep Ali Dedip adı var. İbrahim Efendi Konağı, Mesih Paşa İmamı, Samiha Ayverdi'nin bireyin iç dünyasına salan romancı grubunda düşünebiliriz Samiha Ayverdi'yi. 24. Tanıtılan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? Bu metoda uyarak bir roman yazmak geniş bir bilgiyi ve sistemli çalışmayı gerektirir. Allah Allah. Önce iklimi, sosyolojiyi, ahlakı, davranışları, kişilerin mizaçlarıyla bir çevre seçeceksiniz. Sonra toplumdaki birçok kişinin davranışlarını çevreleri içinde gözleyerek inceleyeceksiniz. Birer realizm gibi duruyor bu, bakın. Onları doğal çevrelerinde yaşadıkları bir olay içinde canlandıracak, birçok toplum hastalıklarının üstüne düşecek, her türlü feci hastalığın kalıtımla gelen etkilerini bulup göstereceksiniz, bakın. Her türlü olay, birçok toplum hastalığı, feci hastalıklar, kalıtım, çevre zaten realizmin bir üstüneydi. Naturalizm olması gerekiyor idi. Burada kalıtım işin içine girdiğinden dolayı arkadaşlar kesinlikle naturalizme gitmeniz gerekiyor. Realizmden zaten bahsettik. Romantizmde sanat toplum için duygu ve hayal, kahramanlar kişiliklerini gizlemezler arkadaşlar. Sembolizmde musiki, ahenk, ritim unsurlar olacak. Sürrealizmde anlar, bilinçaltı ne olması lazım? Yer alması lazım. Bu şekilde 27. denememizi de ayarlı edebiyatta ayarladık arkadaşlar. Ayarlamalarımız bitti mi? Hayır. Ayar vermeye devam edeceğiz. Son güne kadar Allah'ın izniyle elimizden geleni yapacağız. Bu arada biçim içerik dediğim gibi videosunu izlemeyi lütfen unutmayın. Genel tekrarımız var, full tekrarımız var. Lütfen izlemeyi unutmayın. Size çok şey katacak bunlar arkadaşlar. Diğer denemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.